Günaydın gençler. İlk defa bir deplasman vloguyla karşı karşıyayız. Konuşamadım. Vloguyla karşı karşıyayız. Gizli gizli çekeceğim çünkü çok fazla insanları rahatsız etmek istemiyorum. Özellikle staff tarafında. Ankara'ya gidiyoruz. Senenin son maçı. Aslında senenin son maçı değil. Senenin ilk maçını oynayacağız. Bugün ayın 31'i işte. Maalesef yılbaşını sevdiklerimizle değil de otel odasında maçı bekleyerek geçireceğiz. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi sabah saat kaç? 8.30'a geliyor. Otobüse gidiyoruz. Otobüsten Ankara'ya yolculuk yapacağız. Orman Spor'la maçımız. İnşallah ilk deplasman galibiyetimizi alıp iyi bir pozisyonda lige devam etmek istiyoruz. Sizi de bu deplasman videona dahil etmek istedim. Nasıl oluyor görün istedim. Bakalım daha önce hiç deplasman görmemiş arkadaşlar nasıl hissedecekler bu konuyla alakalı. Hep beraber göreceğiz. Yorumlarda mutlaka ne düşündüğünüzü belirtin. Hadi görüşürüz. Sessiz. Öyle. Otobüse gidiyoruz sabah sabah işte. Herkes geliyor. Sonra birazdan kalkacağız. Kalkınca da çekelim. Bak bu da final okudu. Kaç kere duracağız bilmiyorum. 2-3 kere falan dururuz diye düşünüyorum. Göreceğiz. Bu deplasmanlarla ilgili en sevdiğim şeylerden bir tanesi de zaten yolculuk oluyor. Özellikle otobüs yolculuğuysa o zaman çok sıkıcı oluyor. Şimdi mesela Ankara'ya otobüse gidiyoruz. 6 saat boyunca abuk bir yol yapmamız gerekiyor. Gerçekten hani bu kariyeri düşünen arkadaşlarımız varsa uzun yolculukları da göz ardı etmesin çünkü çok fazla uzun yolculuk yapacaklar devamlı otobüs, uçak özellikle Avrupa falan oynuyorlarsa haftada 3 maç devamlı deplasman rakipler falan bayağı yorucu oluyor. Bunu da göz önünde bulundursunlar. Burada mavinler duyuyor arkadan. Tabii ben şimdi ne yapıyorum? Bu uzun yolculuklara ne yapıyorum mesela? Ya uyuyorsunuz ya bir film izliyorsunuz ya bir sinemaya geçiyorsunuz ya sohbet muhabbet akıyor. Tabii genelde sabah yolculuğumuz herkes uyuyor. O yüzden çok fazla bir şey yapamıyorsun. Ama film falan izliyoruz. Ben şimdi çok harcamak istemedim onları. Daha dönüş yolu da var. Olabildiğince uyuyarak yani müzik dinleyerek geçirmeye çalışıyorum şimdi. İşte size video çekiyorum falan filan. Bu şekilde geçiyorum. Millet yerlerde falan filan yatıyor işte. Arkada sohbet muhabbet dönüyoruz. Ömer'le Adnan kardeşim sohbet ediyorlar. Geri kalan herkes zaten uyuyor. Kaptanım falan yerde yatıyor. Herkesin yani kendi kafasında göre takılmaları var burada. Bu şekilde böyle 6 saati geçiriyoruz sonra. Otele gelip biraz daha dinlenip ondan sonra antrenmana gidiyoruz. Zaten oraları da göreceksiniz. Hadi devam edelim. Kanka sen içsen mi çorba? Atan söylesene ben seni kim gömerim. Al bakalım bir de. Tamam mı? Tamam Atan. Tamam Atan. Ben de gider ya. Afiyet olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Al kanki. Be, yiğit be. Ado. Ado yer misin bak? Ne kadar suçlu? Ado bunun hepsini yerse 1000 lira, 100 dolar. Çok iyi gider biliyor musun? 100 dolar çok iyi para. Yersin ha. Yer misin? Gördüğümüzde şey konuşuluyor. Gelin bak. Gelin bak. Gelin bak. Vallahi it will be really nice. Yol üstünde hastane varsa yerim ama. Evet gençler. Odamıza geldik. Öyle küçük bir odamız var. Şöyle asla bir manzara görmüyor galiba. Nerede kalıyoruz? Parkinde kalıyoruz Redis'in. Mükemmel böyle bir manzarası var. Biraz da uzağız aslında. Ben Terrell'la aynı odadayım. Böyle beraber kalacağız işte. Bugün yılbaşını Nabu yatakta geçiririz işte.
Allah'tan Wi-Fi şeyimi getirdim, Superbox'ımı getirdim de güzel bir internetimiz olacak. Akşam da zaten canlı yayın yaparım diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Yani birazcık pavyonumuz, ışıklarımız falan filan var ama güzel yani, bu otel fena değil. Kaçta çıktı? Birazcık dinleneceğiz, ondan sonra saat 5.30'da antrenmanımız var, 4.30'da yola çıkacağız. Ondan sonra tabii antrenman görüntülerini falan çekemeyeceğim. Sahaya girerken falan çekerim, onları görürsünüz. Çünkü antrenmanı çekmem yasak biliyorsunuz. Zaten bunları bile yani işte olabildiğince kimseyi rahatsız etmeden yapıyoruz. Akşam da beraber yılbaşını geçireceğiz. Ondan sonra ertesi gün maçımızı oynayacağız. Ve ayın 1'inde akşam tekrardan Bursa'ya geri dönüş yapacağız. Hadi devam ediyoruz. Çekemeyeceğim. İdman yapıyorlar çünkü. Bu kadar da idare edin. Yarın maçtan önce sahayı da gösteririm. Takipçilerimiz gelirse de onlarla da beraber zaten bir fotoğraf, video, video çekiliriz. Sahayı gösteremeyeceğim. Şimdi antrenmana gidiyoruz. Üstümü değiştireceğim. Herhangi bir suratını göstermeyeceğim. Sadece plastikleri gözüküyor. Vay, çok soğuk. Kimin olduğunu bilene Güneş Spor imzalı forma. Aydın kardeşimizin doğum günüymüş. Hocamlar ne diyorsunuz buna? Benim 3 yok abi, sıfır. Doğduğum gibi kimlik çıkmış. Evet, Aydın kardeşimizin doğum günüydü. Onu da küçükten bir, hem de yılbaşını küçükten bir kutladık. Şimdi odaya tekrardan geri geldim. İşte dinleneceğiz. Artık yılbaşını böyle beraber geçireceğiz. Canlı yayın açarım herhalde bir saate falan. Yılbaşını beraber geçireceğiz. Ondan sonra tabii gönül isterdi ailemizle, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla olalım ama nedense federasyon böyle bir maç koymuş. Anlam veremedim. Bir şey de diyemedim. Ne yapacağız? El mahkum. Modern köleler çalışmaya devam ediyor. Ondan sonra yarın da zaten maça girmeden önceki şeyleri sizinle paylaşıyor olurum. Şimdiden tekrardan herkese mutlu, güzel, iyi seneler diliyorum. Bu da 2022'nin ilk videosu olarak daha bu sene daha da fazlasını çekeceğiz geçtiğimiz seneden. Bir başlangıç olacak bize. Lütfen abone olun. Abone olanların yeni yılı, senesi inanılmaz güzel geçsin. Attığı her basket girsin. İstedikleri bütün her şey olsun inşallah. Tabii başta sağlıklı olsunlar. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Zili açarsanız zaten attığım her şeyi görebilirsiniz. Bu arada ben anlamadım. 16 bin takipçim var. Ama videolar 1000-2000 izleniyor. Acaba hani düşmüyor mu? O yüzden arkadaşlarınıza da atın ki tekrardan eski günlerimize geri dönebilirim. Çok değişik değişik içerikler de yapacağız artık. O yüzden şimdi tekrardan hepinize iyi bir, güzel bir sene diliyorum. İyi seneler diliyorum. Sizleri öpüyorum. Yarın devam ke. Gençler, ikinci günden herkese selamlar. Sabah kalktık, kahvaltımızı ettik. Şimdi bayağıdır dinleniyoruz. Aşağı yukarı bir saate falan toplantımız olacak. Sonra öğle yemeğimizi yiyeceğiz falan filan derken çıkacağız. Şu an benim oda arkadaşım Terrell da duşta, onun bir ritüeli var. Gidiyor maç günleri böyle bir yarım saat, bir saat falan böyle müzik eşliğinde duşta böyle bir sakinleme, spa gibi böyle takılıyor yani. Şimdi onu yapıyor. İnşallah müzik çok gerçi bulanık geliyor. Çok şey gelmiyor. Gürültülü geliyor. O yüzden telif yemeyiz ama böyle bir onun da bir ritüeli var. Benim hiç öyle ritüellerim olmadığı için hani bana sorarsanız öyle bir sıkıntı yok bende yani. Ben her türlü gidip oynuyorum. Onun ama öyle ritüelleri var. İşte Amerikalı oyuncuların daha çok bu tarz şeyleri oluyor biliyorsunuz. O mesela şu an orada. Ben de orada takılıyorum. Ne olacak ne bitecek tabii göreceğiz bu akşam. Yılın ilk maçı. İnşallah ilk deplasman galibiyetimizi de alırız diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir akşam geçirdik. Takımca beraber bir zaman geçirdik. Eğlendik. Sohbet, muhabbet ettik. Takımdaşlık şeyi iyice arttı yani. Bu da genelde pozitif bir etki yaratıyor. Güzel olacağını düşünüyorum o yüzden bu akşamın. Güzel bir galibiyetle Ankara yolundan İstanbul'a değil tabii Bursa'ya. Ben hala İstanbul'daymışım gibi düşünüyorum. Bursa'ya geri dönüş yapacağız. Kaybedersek de şimdi 6 saat yol otobüste zaten zor. İyice zorlaşıyor. Kimse konuşmuyor. Sessiz oluyor falan filan. Gergin oluyor.
Onun da olmasını tabii ki istemiyoruz. Güzel bir galibiyetle evlerimize dönelim. Ondan sonra da bu videoyu da pazar gününe Burak Çoğucan'la beraber güzelce editleyelim istiyorum. Artık zaten daha fazla video atacağımı söylemiştim. Video fikirleriniz varsa lütfen aşağıya yazın. Hani sadece bundan sonra ben bu arada bir basketbol kanalı olarak kalmak istemiyorum. Daha farklı farklı işler yapmak istiyorum. O yüzden bana böyle fikirler verirseniz süper olur. Ben bir sürü şeyler kafamda var ama sizin ne düşündüğünüz, ne izlemek istediğinizi bilirsem süper olur. Bu arada mutlaka olabildiğince çok paylaşın, videoya yorum yazın. Çünkü takipçilerimizin tekrardan bizim videolarımızın görmeleri lazım. Videolarımızı göremiyorlar anladığım kadarıyla. Tekrardan 16 bin güzel kardeşime, gençlere tekrardan kavuşmak istiyorum. O yüzden lütfen olabildiğince çok paylaşın, beğenin, yorum yazın. Kanala da mutlaka abone olmayı unutmayın. Abone olanların her attığı top girsin. Her istediği şey olsun inşallah. Hadi toplantıya girerken de küçük böyle yalandan göstereyim. Şu toplantının içini gösteremeyeceğim. Oraları da göstereyim. Zaten ondan sonra devam ederiz. Game time. Oynayacağımız salon burası gençler. Salon. Biraz popoları sert ama yapacak bir şey yok. İnşallah. Attığımız her top girecek inşallah. Evime geldim sonunda. Allah! Gördüğünüz gibi eve geldiğimde Budana'yla buluşuyorum. Şimdi bir gündür kendi başına olduğu için beni çok özledi. Onunla beraber şimdi birazcık vakit geçireceğiz Kobe ile. Aşkım dur bebeğim dur. Dur fıstığım dur, zaten çok yorgunum. 6 saatlik bir yolculuk yaptık. Gerçekten çok yorucuydu. Genelde bu yolculukları yaptıktan sonra akşam geldiğimde işte Kobe ile ilgileniyorum, Kobe'yi gezdiriyorum vesaire. Bir dur babacığım. Tabii ki maç istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Çok kafa kafaya gitti. Yani ben de çok istediğim gibi oynayamadım ama olsun. Sonuçta bir maç kaybettik. İlk defa maç kaybetmiyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah kazanırız ve devreyi kazanarak bitiririz. Ama deplasmanda nasıl oluyor az çok biraz görmüş oldunuz. Tabii her şeyi %100 gösteremiyorum. Çünkü bir dakika babacığım. Babacığım dur. Çünkü biliyorsunuz sonuçta orada bizim profesyonel yaptığımız bir iş var ve bu iş insanları rahatsız etmeden benim bunları çekmem çok kolay değil. Olabildiğince o yüzden kimseyi rahatsız etmeden güzelce çektik. Sizde bir deplasman nasıl oluyor? Bir de yılbaşında geçirdik. O da ayrı bir aslında ekstraydı. Takımla beraber vakit geçirdik ama onu tabii ki gösteremedim size. Deplasman nasıl oluyor? Maçta kavga çıktı falan, onları zaten gördünüz. Değişik bir maç oldu bizim için. Onları da sizinle paylaşmış oldum. İlk defa böyle bir deplasman video yapmış oldum. Bu şekilde geçiyor. Ay. Sonra da evime geliyorum abi. Bu eşek sıpasıyla oynuyorum. Zaten görüyorsun bak. Bununla oynuyorum. Ondan sonra bunu gezdireceğim falan filan derken. Saat şu an zaten 1.30 civarı bir şey. Gece 1.30. Yarın da off günüm. Dinleneceğim. Böyle geçiyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım aranızda basketbolcu olmak isteyen arkadaşlara küçük böyle bir göstermişizdir. Biraz zor bir hayatımız var. Azıcık zor bir hayatımız var. Bu zor hayatı ama sevdiğimiz için bir şekilde hallediyoruz, geçiriyoruz. Ben mutluyum bundan. Tabii ki çok zorlanıyorum. Sevdiklerimi
Bakın göremedim yılbaşını tek başımıza otel odasında hani geçirmek zorunda kaldık. Ailemizle, yakın arkadaşlarımızla, köpeğimle beraber ben yılbaşını geçiremedim. Böyle zorlukları da yok değil bu işin. Bir de üstüne maçı da kaybediyorsun. 6 saat kaybetmenin getirdiği yolculukla zor oluyor. Ama bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Biz bunu artık adapte olduk. Siz de bunları bir şekilde görmüş olursunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz mutlaka beğeni butonuna like atmayı unutmuyorsunuz. Kanala abone değilseniz zaten abone olun. Arkadaşlarınız da söyleyin abone olsunlar. Abone olanın attığı her şut girer inşallah. Aşağıda yorumlara yazın. Abi şuralar güzeldi, kötüydü. Veya işte başka neler olabilir bunları anlatın. Bakın Kobe size sorsun. Yani Kobe'ye böyle sorun. Kobe'ciğim sen bu hayatta neleri görüyorsun vesaire. Nasıl gidiyor diye ona da sorabilirsiniz. Bunu da anlattığı bir video yapabilirim eğer beğenirseniz. Ne yapıyor tek başına ben yokken evde diye falan filan. O tarz şeyler yapabiliriz. O yüzden kanala abone olun. De bakayım kanala. Söyle bakayım kanala abone olun de. De bakayım. Kanala abone oluyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Zili açarsanız çok mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.